sadece bir heyecanlı araçta askerler Bacaları var. Bacaları var. Doğru bacaklar. Bacaları değil mi? Son kale. O zaman o şeyleri adam arkadaş Bitireyim mi? Oturdu mu? Oturdu abi. Hayat kaçırmıyor. Evet sevgili Manisalılar, değerli hemşerilerim, bir kez daha hayırlı akşamlar diliyoruz. Kahramanmaraş merkezli 10 tane vilayetimizi etkileyen büyük bir felaketi yaşadığımız andan itibaren tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da, Şehzadeler'de de adeta biz bir seferberlik ilan ettik. Kurtarma ekiplerimizi gönderdik. Araçlarımızı gönderdik, personellerimizi gönderdik. Sürekli her gün bir sevkiyat yaptık AFAD'la koordineli olarak. Dün gece saat 1.30 civarlarında da 4 araçlık yeni bir ekibimizi yola çıkarmıştık. Onlar şu anda Adana'yı geçtiler, Adıyaman'a doğru yol halindeler. Bir mobil aşevi kuruyoruz Adıyaman'da Şehzadeler Belediyesi olarak gönüllülerimizin de desteğiyle. Bu noktada bir kamyon dolusu ilk etapta yemek pişirmek için gerekli olan bakliyat, malzeme, yağlar var. Bir mobil aşevi aracımız var ve iki tane de aracımızı göndermiştik. Bugün de şimdi bu mobil aşevimizle bağlantılı olmak üzere 35 bin ekmek gönderiyoruz. Çünkü inşallah yarın itibariyle Adıyaman'da sıcak yemek pişirmeye başlıyoruz, çorba pişirmeye başlıyoruz ve oradaki koordinasyon merkezinin belirlediği noktada halkımıza orada sıcak yemek ikramına, afetzedelere sıcak yemek ikramına başlamış olacağız. Tabii ki bölgede doğalgaz kesintisi ve enerji sıkıntısı nebebiyle fırınlarda ciddi bir üretim problemi var. Bu noktada da yakın vilayetlerden de fırınlarla anlaşmak için çalışmalarımızı yürütürken bugün Manisa'daki fırıncılarımıza da teşekkür ediyorum. Onların da yoğun desteği ve gayretiyle, hayırseverlerimizin bağışlarıyla Şehzadeler Belediyesi olarak bizde eksik kalan kısmını satın alarak, toparlayarak 35 bin ekmeği bu araca yükledik. Bu araçta iki tane büyük çadırımız var. Sunum yapabilmek için, servis yapabilmek için. Yine bununla birlikte jeneratör, aydınlatma sistemi, çay ocağı yediği gibi ilave orada çay, yemek, her türlü hizmeti sunabilecek tüm ekipmanlarımız, aletimiz, edevatımız var. Sobamız, kömürümüz, her şeyimiz var. İnşallah şimdi buradan yolcu ediyoruz. Yarın muhtemelen bu saatlerde Adıyaman'a ulaşmış ve Adıyaman'daki depremden etkilenen kardeşlerimize, vatandaşlarımıza dağıtılmaya başlamış olacaktır. Bundan sonra da bölgeden gelen talepler doğrultusunda Şehzadeler Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla ve bütün gücümüzle çaba ve gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Şu ana kadar yaklaşık 50 personelimiz bölgeye gönderilmiş durumda. Gerekli tüm araç ve ekipmanlarla. Bundan sonra da ihtiyaç olan ne varsa bunu göndermeye devam edeceğiz. Ben tekrar vefat eden vatandaşlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızın sağ salim bir şekilde bir an önce kurtarılması için Rabbime niyaz ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Zor şartlar altında bölgede arama, kurtarma ve yardım faaliyetleri yürüten, sürdüren tüm gönüllülerimize ve görevlilerimize de kolaylıklar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Gün bir ve beraber olma günüdür. Gün yaraları birlikte sarma günüdür. Gün tek yürek, tek dilek olma günüdür. Bunun en güzel örneğini sergileyen hayırsever Manisalılara da adeta bir yardım seferberliğinin en güzel örneğini ortaya koyan aziz hemşerilerime de şükranlarımı sunuyorum. Bugün tabii bu araçla birlikte yine bir aşçımızı daha gönderiyoruz. Dün 4 kişilik bir aşçı ekibi vardı, gönüllü kendileri, Allah razı olsun. Bugün yine çok değerli bir aşçımız da bu kamyonla birlikte ekibe destek ve takviye olmak için gidiyor. Bundan sonra da her türlü desteği buradan sevkiyatları ya da yakın vilayetlerden temin ederek bölgeye yönlendirmeye devam edeceğiz. Bir taraftan 100'ü aşkın personelimiz ve tüm araçlarımızla şehir içinden yardımları toplayıp toplama merkezine, kapalı spor salonuna getiriyoruz. Oradan tırlar doldukça gitmeye devam ediyor.
Ama buna ilave olarak da bölgede bir sıcak yemek sunumu yapabilecek mobil aş evinde tesis etmiş olacağız inşallah. Sabah saatlerinde belki çalışmaya başlayacak. Elimizden ne geliyorsa yapmak durumundayız. Yüreğimiz bir, acımız bir, üzüntümüz bir. Bütün imkanlarımızla seferberiz. Katkıda bulunan, destek veren herkese ama herkese çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim bize bir daha böyle büyük afetler, acılar yaşatmasın.